bugünkü fitnelere yakalanan dik sebat eden ümmeti Muhammed'in ashabı kiramın imanından taviz vermeyen sahabe-i kiram ne düşündüyse onu düşünürüm hocaları, alimleri, akademisyenleri, siyasetçileri, zenginleri, tüccarları, vakıfçıları kimlere giderse gitsin Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın yanındayım Ali'nin yanındayım Sevba'nın yanındayım Bilal'in yanındayım diye imanını canlı tutanlar var ya onlar Allah'ın rahmetinden daha fazla nasip alacaklar. Nereden biliyorum bunu? Ebu Davud'un Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadisi şeriften biliyorum. 4278. hadisi şerif Ebu Davud'da Allah ondan razı olsun. Bu çilenin nasıl biteceğini bize gösteriyor. Bu çile bitti, bitince ne kazanacağımızı gösteriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ümmeti hadihi ümmetun marhumetun benim bu ümmetim rahmet görmüş bir ümmettir. Leysa aleyha azabun fil ahireti bu ümmetim ahirette azap görmeyecek. Adebuha fit dünya el fitano, zelaazil ve Benim ümmetim kıyamet günü azap görmeyecek. O azabın yerine Allah onlara fitneler verecek, depremler verecek ve katliamlar verecek ama ümmetim çilesini dünyada bitirmiş olacak Allah'ın izniyle. Yarın Rabbimizin huzuruna çıktığımızda Bugün çileye sabreden müminlerle, gevşeyen müminlerin ilk farkı nerede olacak? Çileye sabredenler, ayakta durmak için, Kur'an-ı Azimuşşan'ın fedakar iman edenlerinden olmak için, taviz vermeyen, dökülmeyen, yıpranmayan, renk atmayan müminler, Allah'ın izniyle çilesini bitirmiş, gümrükten önce ödemelerini bitirmiş olarak, Allah'ın izniyle mahşer yerine gelecekler o zaman anlayacağız baştaki bilerlerle şimdiki bilerler ve sonraki bilerlerin ne anlama geliyormuş yedikleri kırbaçlar uğradıkları iftiralar uğradıkları sitemler hicretler sıkıntılar o zaman belli olacak inşallah o güne kadar sabredenler kazanacaklar işini hemen bitirmek isteyenler ise çok büyük bir geleceği maazallah kaybedecekler